Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlerle Adobe Lightroom Mobile nasıl kullanılır, fotoğraflar nasıl düzenlenir, nasıl editlenir ondan bahsetmek istiyorum. Yani şu anda elimde kamera kralı diyeceğimiz burada bir Huawei P50 Pro var ve birçok da fotoğraf çektim ben aslında. Şimdi bu fotoğrafları Lightroom üzerinden düzenleyeceğim. Aslında fotoğrafların, daha doğrusu kamera arayüzünün içerisinde birçok filtreler bulunuyor. İstiyorsanız da filtreli şekilde bu fotoğrafları yapabiliyorsunuz ama Lightroom çok güzel bir şekilde burada birçok ayarla birlikte bizlere güzel fotoğraflar sunmak için hazır duruyor. Zaten uygulamada ücretsiz ama tabii ki premium versiyonu da var. Premium versiyonuyla birlikte daha fazla özelliğe sahip olabiliyorsunuz ama standart versiyonuyla neler yapabiliyorsunuz? Fotoğrafı düzenledikten sonra ortaya neler çıkıyor? Onlara bakmak istiyorum. Ben de burada zaten ekran kaydını başlattım ve Lightroom'a da birkaç tane çektiğim fotoğrafı da aktardım. Ben orayı göstermeyeceğim. Zaten siz kendi galerinize girdikten sonra paylaş butonuna bastıktan sonra LR'ye ekle şeklinde orada çıkıyor. LR'ye ekledikten sonra zaten Lightroom o fotoğraflarda düşüyor. Şimdi başlayalım. Lightroom'a hemen burada giriş yapalım. Ben şu tüm fotoğraflara bir giriş yapayım. Görmüş olduğunuz gibi burada 4 tane çektiğim fotoğrafı aktardım. Şöyle ben vapurda gittiğim fotoğrafa bir bakalım. Burada geniş açıyla çektiğim ve aslında tehlikeli de bir fotoğraf oldu benim için. Çünkü böyle bayağı asıldım, yani böyle ileriye doğru bu telefonu tuttum. Telefonu düşürme riskine karşı da bu fotoğrafı çekmiş oldum. Neyse, devam edin. Şimdi açtığınızda Lightroom'u fotoğrafa tıkladığınızda aşağıda birçok burada seçenek var. Düzenle seçeneğinde, yani burada hazır ayarda yapabiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz, fotoğrafı döndürebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama biz burada renklerle oynayacağız. Önemli olan nokta o. İstiyorsanız bunu otomatik bir şekilde yapabiliyorsunuz ama ben kendi gözüme hoş olanı burada yapacağım. Ben böyle çok fazla fotoğraflarla oynamayı sevmiyorum ama genel itibariyle fotoğrafları biraz daha renkli, biraz daha göze hoş gelecek şekilde ayarlamayı da seviyorum. Fotoğraf aslında çok güzel bir fotoğraf oldu. Renkler bazında da güneşin batışıyla beraber işte dalgaları vurulması vesaire çok güzel bir fotoğraf oldu. Ama biraz oynamak da istiyorum. Şimdi ışığa gelelim. Şöyle açayım. Evet. Şimdi ışığa geldiğinde karşımda pozlama, kontrast, açık tonlar, gölgeler, beyaz tonlar ve siyah tonlar gibi seçenekler var. Pozlama bildiğiniz gibi ışığı ayarlıyor burada. Şöyle gösterirsem zaten sizlere de ışığı açıp kapatıyor. Bu fotoğraf aslında biraz aydınlık bir fotoğraf. Ben hafif bir kısarsam böyle çok hafif. Burada EV değerini eksi 19'a 0,19'a getirdim. Sonrasında kontrast oranında burada da tabii ki de kontrastımızı ayarlıyoruz. Biraz kontrastlı olsa fotoğraf daha iyi olacak. Hem de dalgalar biraz daha böyle o derinliğini anlamış olacağız. Ne kadar derin olduğunu şöyle arttırırsam yeter diye düşünüyorum. Şimdi açık tonlar var. Bu açık tonlar da gökyüzüyle alakalı aslında genel itibariyle. Şimdi gördüğünüz gibi gökyüzündeki ışığı, daha doğrusu burada ayarlayabiliyorum ve ben bunu biraz kısacağım ki hem güneşin batışındaki o sarı rengi hem de gökyüzündeki mavi rengi biraz daha görmüş olalım. Şöyle açarsam biraz daha sonra kısarsam iyi olacak. Açık tonları da böyle yaptım. Sıra geldi gölgelere, yani gölge kısımları açayım mı kapatayım. Bakın alt tarafta böyle vapurun alt tarafındaki renkleri görüyorsunuz burada açık kapalı şekilde. Biraz böyle onu da biraz kısarsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdiden fotoğraf gözüme daha hoş bile gözükmeye başladı diyebilirim. Beyaz tonları da burada yine açıp kapatabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta vapurun logosunda burada oradaki açıklığı da görebilirim. Biraz açık olsun isterim açıkçası. Şöyle yaparsam yetecek diye düşünüyorum. Bir de siyah tonlarımız var. Siyah tonlara tabii ki de siyahın ne kadar koyu olup olmayacağı ile alakalı. Onu da hafif böyle kısarsam iyi olacak diye düşünüyorum. Eksi 12 yeter diye düşünüyorum. Burada fotoğrafın öncesi ve sonrası halinde görebiliyorsunuz ve şu an sadece ışıkla oynadım. Ben başka bir şey de yapmadım. Fotoğrafın üzerine basılı tuttuğunuzda önceki versiyonu, bıraktığınızda da şimdiki versiyonunu görüyorsunuz. Mesela şimdi basılı tuttuğumda fotoğrafın önceki halini gördük. Çektiğimde de sonraki ve şu anki yaptığımız halini görmüş olduk. Bir de renklere bakalım. Renkler kısmında da oynayabiliyoruz burada. Renklerin de sıcaklığına bakalım şimdi. Renkler sıcak mı olsun, soğuk mu olsun? Aslında sıcak olsa, bir tık sıcak olsa iyi olur. Hatta çok fazla bile yaptım. Şöyle 6 değerinde yaparsam güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü aşağıda hem renk tonunu hem de canlılığını da ayarlayacağım. O yüzden çok fazla patlamasını istemiyorum. Renk tonuna bakalım. Renk tonu ne olsun? Yeşile doğru mu olsun? Böyle aşağı sola doğru kaydırma yeşile doğru. Sağa doğru kaydırma da mora doğru gidiyor fotoğraf. Biraz böyle morumsu olsa güzel olur diye tahmin ediyorum. Çok, o da çok hafif, yani çok olmasın. Çünkü fotoğrafta diğer ayarlarla da oynayacağız burada. Şimdi canlılık var. Canlılık kısmında gördüğünüz gibi renkleri ne kadar daha kontrastlı ve yüksek bir şekilde versin veya daha soluk bir şekilde mi versin. İstiyorsanız soluk bir şekilde, istiyorsanız da aydınlık bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ben biraz daha burada canlılığı arttıracağım. Şöyle 39 40 civarında olsun. Aynen. Şimdi doygunluk geldi. Doygunluk da yine renklerin doygunluğuyla alakalı burada. Canlılıkla çok benzer aslında. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında güneşin ne kadar burada doygunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Güneşin burada vapura vuruşunu da görebiliyoruz. Şöyle biraz arttırırsam 17, 19, Hadi 19 olsun. 19'da bıraktıktan sonra fotoğraf şimdiden çok güzel bir hale geldi diyebilirim şimdi. Bir de efektler kısmına gelelim. Efekte burada doku, netlik, sisi kaldırma ve vignette uygulaması yapabiliyorsunuz. Burada doku aslında çok fazla arttırmaya gerek yok. Zaten fotoğraf gayet keskin bir fotoğraf. O yüzden çok fazla oynamak istemiyorum ama yine de şöyle bir 4 civarında olsun. Netlik kısmında aslında netlik atmak istemiyorum çünkü burada çözünürlüğü de düşürsün istemiyorum. Çünkü bir sonraki adımda da burada ayrıntı kısmında keskinleştirme de yapabiliyorsunuz isterseniz. Sisi kaldırma, sisi kaldırmada da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarını yapabiliyorsun. Buna gerek duymuyorum ben çünkü herhangi bir şekilde buna ihtiyaç duymuyorum. 4, 2, 0 şu anda böyle kalsın. Vignette'i zaten biliyorsunuz çerçeve şeklinde fotoğrafı burada ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız beyaz şekilde, istiyorsanız da siyah şekilde şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ama ben yine gerek duymuyorum ve bunu vignette şöyle kaldırayım ve sıfırda tutayım. Şimdi bir sonraki ayrıntı kısmına geldikten sonra da burada keskinleştirme yapabiliyorsunuz. Fotoğraf gayet keskin zaten. Gün ışığında da iyi fotoğraf çıktığı için de gerek duymadım ama şöyle keskinleştirme aktif ettikten sonra ne kadar keskinleştirme yapacağınızı da burada yapabiliyorsunuz. Yani yarıçap olarak ayarlayabiliyorsunuz bunu. Tam ortasında mı olsun yoksa tamamı fotoğrafın keskinleştirme olsun? Tabii ki de tamamında fotoğrafın keskinleştirme uygulayalım diyelim. Ve ayrıntıyı da buradan arttırabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir keskinleştirme uyguluyor. Ben çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Şöyle ayrıntıyı biraz kısarsam yine 18, 17 ve 15 civarında burada şöyle 15 civarında yapalım. Maskeleme yapabiliyorsunuz ve parazit azaltma. Parazit azaltma özellikle gece çektiğiniz fotoğraflardaki kumlanmaları yok etmek için de kullanabiliyorsunuz. Şöyle bakayım ben, parazit var mı fotoğrafta? Aslında yok ama yine de sağ üst köşede biraz görüyorum ben. Orada da paraziti biraz daha azaltabilirim diye şöyle biraz parazit azaltmayı açtıktan sonra evet yukarıdaki o keskinleştirdikten sonra fazla bir kumlanmayı almış da oluyorsunuz aslında. Devam ettiğimde burada tabii ki de ayrıntıda kontrast ekleyebiliyorsunuz ve renk parazitini de azaltabiliyorsunuz burada. Onu da bu şekilde oynadıktan sonra fotoğrafta uygulayabiliyorsunuz ama şu anda gerek yok çünkü renkler gerçekten de güzel bir şekilde karşımızda. Aslında bu kadarla yetinebilirsiniz. Yani fotoğraf şu anda bence mükemmel hale bile geldi diyebilirim. Yani şöyle öncesini bir görelim. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu fotoğraf da çok güzel ama biraz renklerle oynanması gerekiyordu ve sonrasındaki fotoğrafta bu şekilde diyebilirim sizlere. Yani çok güzel bir fotoğraf burada çıkmış oldu. Bunu mesela nasıl kaydedeceğim, ben kendi galerime kaydetmek istiyorum derseniz de burada yukarıdaki paylaş tuşuna bastıktan sonra aygıta kaydet şeklinde burada kaydedebiliyorsunuz veya farklı olarak da kaydedebiliyorsunuz bunu. Mesela onunla nasıl yapıyorsunuz? Şurada dışa farklı aktar var. Dışa farklı aktar dediğinizde de mesela filigran ekleyebiliyorsunuz. Ben bu filigran eklemek istiyorum ve bu filigranı da özelleştirmek istiyorum. Mesela burada da grafik ekleyebiliyorsunuz veya metin ekleyebiliyorsunuz. Ben normalde kendi Instagram hesabımda fotoğraflar paylaşıyorum ama genel itibariyle çektiğim fotoğrafları Eren'in gözünden Instagram adresine paylaşıyorum. Burada da bu fotoğrafı benim çektiğim ve benim editlediğimi göstermek için de şöyle metinden buradan girelim ve şurada tıklayalım. Mesela buradan da kendi fontunu da seçebiliyorsunuz. Buradan hangisini seçelim? Roboto'yu seçelim mesela. Şu sağ alt kısma buradan ayarlayabiliyorsunuz. Boyut kısmında falan. Burada her şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Opaklığını da ayarlayabiliyorsunuz bu filigranın. O yüzden gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben burada C kullanmak istemiyorum. Onu da silmek istiyorum. Şöyle buraya ben et koymak istiyorum. Yani et işaretiyle birlikte fotoğrafın kimin çektiğinde burada görmüş oluruz. Eren'in gözünden. Tamam. Bu şekilde oldu. Boyutunu da burada ayarladıktan sonra istediğiniz fotoğrafın her yerine bunu koyabiliyorsunuz. Ben şöyle sağ alt köşeye koymak istiyorum. Boyutunu da şöyle yapalım. Biraz da kalın yaptıktan sonra bu şekilde ayarlayalım. Renk kısmında buradan ayarlayabiliyorsun. Siyah mı olsun, beyaz mı olsun, opaklığını da buradan ayarlayabiliyorsun. Mesela ben şöyle opaklığı biraz kısayım ki fotoğrafın genel itibariyle bozmasın. Bu şekilde de kaydedebiliyorsunuz. İşte şöyle de bakalım hangisi daha güzel gözükecek. Sans mı, serif mi? Sanki bu daha güzel olduğu gibi söyleyebilirim sizlere. Opaklığını da biraz daha açarsam şöyle. Bence bu şekilde kaydedebilirim bu fotoğrafı. Şöyle geri çıktığımda diğer seçenekler kısmına girdiğimde burada resim yazısı, kamera ve RAW bilgileri falan bunları da kaydedeyim mi diye fotoğrafın alt kısmında sizlere soruyor. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz ve ben fotoğrafı dışarıya aktarıyorum. Yani galerime de aktarmış oluyorum. Dışarıda farklı aktarmış olduk. Bu şekilde fotoğrafı da editleme yapabiliyorsunuz. Hızlıca bir tane daha yapmak istiyorum. Ona da bakalım. Burada kelebeği çektiğim fotoğraf. Bizim ofiste bahçedeki kelebeği çektiğim fotoğraf. Bunu da sizlere hemen göstereyim. Burada ışığı ayarladığımız nokta var zaten. Şöyle ışığı biraz açayım. Kontrastımı zaten biraz arttırayım ki arka tarafta daha iyi güzel bir derinlik uygulasın. Açık tonlarda da böyle en dibe çekeyim ki yaprağın buradaki tam yeşil rengini alın. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu şekildeydi. Hatta böyle bile değil. Şöyle -3, eksi 1, 1. Yani bu şekildeydi ve açık tonları çektiğimde görmüş olduğunuz gibi yaprağın rengini daha iyi bir şekilde bizlere yansıttı. Hatta tamamen yapalım. Gölge kısmı aslında çok fazla işimize yaramıyor ama yine de arka taraftaki çam ağacını da görelim burada. Beyaz tonlarda yine burada açıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kelebeğin yaprağındaki, kelebeğin daha doğrusu kanadındaki detayları burada, damarları görelim diye. Biraz böyle açarsam iyi olur beyaz tonları. Şöyle bir dakika. Evet, bu kadar yeter bence. Siyah tonlar fotoğrafın genel itibariyle siyah tonu olsun mu olmasın mı? Yine dediğim gibi biraz derinlik olsun diye arka tarafa siyah tonu da attım. Renk kısmı, renkler çekildiği gibi mi olsun yoksa şöyle biraz daha sıcak olsun fotoğrafın rengini. Ben genelde böyle mor renge yakın renkleri seviyorum. Mor pembe renklere. Buradaki yeşil fotoğrafı çok açmaya gerek yok. Zaten arka taraf bayağı bir yeşil. Şöyle açarsam biraz yetecektir canlılık kısmından. Canlılığını da bir arttıralım ve doygunluk kısmını aslında çok arttırmaya gerek yok. Renkler gayet canlı çünkü. Efekte dokuyu yapalım çünkü buradaki damarları görmek istiyorum ben. Bütün detayları, netlik kısmında da burada çok hafif çene olsun. Aynen 3'te kalsın. Sis kaldırma yapmamıza gerek yok. Onu da böyle sıfırlayabilirim. Vignette yapmadık. Ayrıntı keskinleştirme yapabiliyorum. Burada daha fazla keskinleştirme yapmak istiyorum ve yarıçapı da tamamen sıfıra indiriyorum ki bütün hepsinde keskinleştirmeyi de uygulasın. Ayrıntı kısmında bu şekilde. Paraz azaltma zaten dediğim gibi yine gece kullanmanız gereken noktalardan bir tanesi ama renkler çok birbirine giriyorsa burada yine parazit azaltmayı kullanıp aşağı tarafta da renk parazitini de azaltabilirsiniz burada. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi fotoğrafın öncesi ve sonrasına bakalım. Öncesi bu şekilde. Sonrası da bu şekilde daha güzel renkler, daha detaylı fotoğraf elde etmiş olur. Gördüğünüz gibi burada ne kadar da tatlı aslında ve çok net bir şekilde de çekmiş. Yani P50 Pro'da kamera konusundaki iddiasını burada bizlere göstermiş oldu. Şöyle fotoğrafın aslına bakalım tekrardan. Şöyle geri çekeyim. Bir daha fotoğrafı açsın. Öncesi ve sonrası gerçekten de büyük bir fark bizlere yaşatıyor. Bu şekilde de fotoğrafı yine atıyorum filigran kaydetmeyeceksiniz. Oradan da kaydet tuşuna, daha sonra paylaş tuşuna bastıktan sonra... Şöyle basamadım. Evet, burada aygıta kaydet deyip de normal bir şekilde filigran eklemeden de burada kaydetmeyi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de fotoğraflarınızı özelleştirip Instagram'a atarken veya Facebook'ta veya paylaşacağınız diğer yerlerde çok rahat bir şekilde paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ve fotoğraflarınız da hem güzel çıkıyor hem de sizi böyle profesyonel bir şekilde fotoğrafları editlemiş de oluyorsunuz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz Adobe Lightroom Mobile hakkında? Ben Lightroom çok kullanıyorum. Aranızda çok kullananlar da vardır zaten. Siz de kendi yorumlarınızı, Lightroom hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve kanalımıza da abone olmak istiyorsanız da aşağıdaki abone ol tuşundan da olup videoyu da beğeni tuşuna bastıktan sonra da beğenebilirsiniz diyelim ve artık videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.